Sayın Cumhurbaşkanımız, kıymetli misafirler, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu kürsüye arz ederim. Buyursunlar Sayın Bakan. Bir şehir tasavvuru ve buna ait bilgisi, tecrübesi ve herkesin kabul ettiği başarılı bir icraatı olan ve bu birikimini, bu yönetimini ve bu tecrübesinin anlayışıyla her noktada bunu başarıyla aktaran çok saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Ve bu kıymetli başkan yardımcımız, şehir anlayışımızı medeniyetimizdeki asli kodlara döndürebilmek, Farabi'nin ifadesiyle erdemli şehirlere ulaşmak için bizlerle bilgilerini, fikirlerini ve deneyimlerini paylaşmak üzere aramızda bulunan çok kıymetli konuklar, değerli akademisyenler, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, öncelikle teşrifleriniz için, katkılarınız için çok teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, kutsal Mekke şehrini tarif ettiği pek çok ayette, biraz önce Belediyeler Birliği Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Mekke'nin saldırılardan emin ve doğal afetlere karşı güvenli bir şehir olduğunu ifade eder. Bu aynı zamanda bir vizyondur. Ve bizlere şehir güvenliği kavramına nasıl bakmamız gerektiğini işaret buyurur. Bakanlık olarak hem kolluk itibariyle hem de afet yönetimi görevleri açısından bu iki vizyon noktasına da temas etmekteyiz. Kolluk başlıklarımızda özellikle son yıllardaki hedefimiz, ülkemizin şehirlerini genel asayiş açısından dünyanın en güvenli şehirleri haline getirmektir. 2000-3000 metre rakımdaki terör operasyonlarımızın da, göç yönetimindeki dikkat ve gayretimizin de, şehir içindeki emniyet tedbirlerimizin de bu hedefle ilgisi vardır. Bu hedefe ulaşmak için belli bir stratejiyle hareket ediyoruz. Stratejimizin bir ayağı önleyici hizmetleri artırmak, suçun oluşmasına mani olmaktır. Bu noktada bizzat zat-ı devletlerinizin talimatlarında yeniden ihya edilen çarşı ve mahalle bekçiliği çok olumlu sonuçlar üretmiştir. Halen alım süreci devam eden 8242 bekçimizin göreve başlamasıyla 30.000 sayısına ulaşmış olacağız. Olaylara hızlı müdahale edebilmek ve görünürlüğü artırabilmek için emniyet ve jandarmada motosiklet alımlarından atlı polislere, bisiklet timlerine, atlı jandarmalar gibi yeni birimlerimizin sayısının artırmasına da bu anlamda ağırlık verdik. Önleyici hizmetlerin tamamlayıcısı teknolojik kapasitemizi artırmayı da ayrı bir stratejik ilke olarak belirledik. 26.000'den 78.500'e çıkarttığımız kamera sayısı, %128 arttırdığımız plaka tanıma sistemi sayısı, önleyici güvenlik, alan kontrolü ve yüksek kapasite üçgeninde kurguladığımız bu anlayışımızın bir başka tezahürüdür. Şehir güvenliği konseptimizin bir önemli ayağı da şehir halkı güven ilişkisinin tesisi ve buradan destek almaktır. Toplum destekli polislik, KADES, uyuma, açık kapı projeleri ve aynı zamanda vali, emniyet müdürü, jandarma komutanları, halk asayiş ilişkisinin tesisine yönelik toplantılar ve tüm bu projelerle şehir insanını yeni güvenlik konseptine dahil ettik. İnsanımızın dikkatinden ve çevresine ait farkındalığından istifade etmeye çalışıyoruz. Güvenlikte alan kontrolü yeni dönemin önemli başlıklarından birisidir. Şehrin kendisinin güvensizlik üretmesini de engellemeye çalışıyoruz. Tespit ettiğimiz 82 bin metruk binanın 51 bin tanesi bu kısa dönem içerisinde yıkıldı. 18 bin tanesinin de bakım ve onarımı yapıldı. Kalan 13 bin tanesinde yıkım çalışmaları devam ediyor. Keza hem şehir hayatının hem de ülke geleceğinin önemli bir parçası olan okul güvenliğini ise servislerden başlatıyoruz.
Yine zat-ı devletlerimizin talimatlarıyla okul güvenliğinin, güvenlik görevlilerimizle etrafının sağlam bir hale alınmasının temel adımları da gerçekleşmiş oldu. Okul servis araçları denetimlerimizi %128 arttırdık. Ayrıca biraz önce belirttiğim gibi hem okul binalarında hem de okul çevrelerinde ilave güvenlik önlemleri alıyor ve denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Büyük şehirlerimizin önemli riskler arasında bulunan uyuşturucu kullanımıyla ilgili olarak da narkotimlerimizin tüm kurulu çalışmaları tamamlandı ve bu ekiplerimiz 81 vilayette sahadadır. Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz 27 huzur uygulaması da yine alan kontrolü anlayışımızın bir yansımasıdır. Tüm bunların yanı sıra tematik alanlarda ortak politika belgeleri oluşturmayı da bir ilke olarak belirledik ve bunların her birinin kendilerine ait somut çıktıları oldu. Ayrıca eğitim konusunda ayrı bir başlık olarak ele aldık. Geleceğin sürücülerini yetiştirmekten uyuşturucu konusunda bilinçlendirmeyi artırarak kullanımı azaltmaya kadar pek çok başlıkta milyonlarca insanımıza eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek geleceğin suç ve güvensizlik oranlarını aşağı çekmeyi hedefliyoruz. Atılan tüm bu adımlar olumlu sonuçlar üretmiş ve bu sonuçlar artık bir trend halini almıştır. Bugün ülkemizde son 2 yılda hırsızlık olayları %30.8 azalmış. Evden hırsızlık ortalaması 282'den 148'e, İstanbul'da 80'den 35'e, Ankara'da 31'den 4'e, İzmir'de ise günlük 21'den 6'ya gerilemiştir. Almanya ve Fransa İçişleri Bakanlıklarının resmi verilerine göre 2018'de 100 bin kişi başına evden hırsızlık rakamı Almanya'da %117.8, Fransa'da 348.9 iken Türkiye'de 89.9 olarak gerçekleşmiştir. Yine son 2 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerde 941'den önce 657'ye sayı düşmüştür. 2018-2019 karşılaştırmasında ise adli tıp verileri 3-4 aylık geriden gelmesi sebebiyle şu anda dönemsel karşılaştırmada %41.8 ile bu azalma eğilimi bir önceki yıla yönelik devam etmektedir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, 21. yüzyılda hem nicelik hem de nitelik anlamında artan tehditler, şehir güvenliğinde bir anlayış değişikliği meydana getirmiştir. Londra'daki terörist saldırılar sonrasında Londra'nın merkezinde çelik kuşak denilen bir strateji uygulanmıştır. Kentin merkezi büyük oranda yayalaştırılmış, doğrudan taşıt trafiği engellenmiş, banklar ve sokak lambaları yeniden tasarlanmıştır. Pek çok batılı ülke can ve mal kaybını minimize etmek için yeni bir konsept belirlemiş, adına savunan kent yaklaşımı adı verilen yeni bir yaklaşım olarak nitelendirmiştir. Paris'teki terör saldırıları sonrası yaşanan panik ve ortaya koyulan kısıtlamalar da hepimiz tarafından bilinmektedir. Buna karşın Türkiye'de gerek devletimizin gücü, gerek kurumsal kapasitemiz, gerek ülke yönetimindeki istikrar ve gerek güçlü liderlik sayesinde coğrafyasının ürettiği risklere rağmen insanların günlük hayatlarında herhangi bir kısıtlama oluşturmadan güvenlik konusunda sonuç alabiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, ortaya koyduğunuz tespitin sonucu şudur. İstanbul'un güvenliği bugün Tel Aviv'den başlamaktadır. İstanbul'un güvenliği Resulayn'dan başlamaktadır. İstanbul'un güvenliği Suruç'tan, Nizip'ten ve Hatay sınırından başlamaktadır. Bu ortaya çıkan toplu yaklaşım elbette ki ülkemizi çok daha önemli ve anlamlı ve bir güvenlik yaklaşımına doğru itmektedir. Ve yine yeni güvenlik konsepti, tehdidi kaynağında yok etme anlayışı, bugünkü konumuna ulaşmamızdaki önemli bir etkendir. Batı, teröre karşı savunmayı şehirlerinde kurgularken, en az can kaybına razıyken, biz bugün saldırının düşünüldüğü yerleri hedefliyor, olayın oluşmasını yine zat-ı devletlerinizin talimatlarıyla engelliyoruz. 2018 yılında 361, 2019 yılında 281 terör olayını oluşmadan güvenlik kuvvetlerimiz engellediler. Yani şehir güvenliğinin önüne deyim yerindeyse bir bariyer daha koyuyor, 2 aşamalı bir güvenlik kurguluyoruz. Ve bunu her gün bir adım öteye taşımaya gayret ediyoruz. Bu anlayışımıza ve hedefimize önemli katkılar sunacağına
inandığım hem dünya fotoğrafını, hem ülke fotoğrafını, hem coğrafyamızda gelişen olayların fotoğrafını, dünü, bugünü ve yarını çok iyi tartışacağına, tüm akademisyenlerin bu konudaki tüm bilgi birikimlerini, tüm vizyonlarını ve tecrübelerini ortaya koyacağına inandığım bu sempozyumun sonuçlarının da ülkemiz açısından, şehirlerimiz açısından ve güvenlik açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu toplantıya ev sahipliği yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya konuşmaları için teşekkürlerimizi arz ediyoruz efendim.